Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz beIN Sports stüdyolarına. 12 Ocak Çarşamba günündeyiz ve her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz? Çok teşekkürler. Bugün bayağı soğuk hava. Dışarıda evet, kar yağışı uyarısı da var değil mi? Bugün mü? Bugün için mi? Bugün akşam için. Siz baktınız değil mi yayına girmeden önce? Bu akşam üzeri mi? Öyle görünüyor. Kar yağışı. Aman dikkat edelim. Trafik zaten biliyorsunuz. Bu dönemde kar lastiği taktırmak da gerekiyor. Çok fark ediyor normal lastikle kar lastiği. Kar yağdığı zaman yani Allah korusun hastaneye gitmek gerekir. Acil bir iş çıkar vesaire. Hakikaten çok iş görüyor. Eğer imkanınız varsa lütfen beklemeyin. Değerli izleyenler, Fotomaç gazetesiyle başlayacağız bugünkü programımıza. Başlığımız Türk futbolu yasta. Özel izin alıp Ankara'ya nikah tarihi belirlemeye giden milli oyuncu Ahmet Çalık, Gölbaşı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Araçta tek başına bulunan Ahmet Çalık vefat etti demiş gazete. Kazadan bir kare fotoğraf paylaşmış. Taziye mesajları, başsağlığı mesajları hepsi bu sayfada teker teker yer bulmuş kendisine. Sabah saatlerinde vefat eden Ahmet Çalık için ikindi namazından sonra Elmadağ Sungur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Çalık'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Konyaspor'la Galatasaray formaları kondu. Cenaze töreninde oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, nereye baksam onu görüyorum diyerek gözyaşlarına boğuldu. Tekrar söyleyelim, dün biz yayına girerken, yayına girmeden hemen önce birkaç dakika önce biz de haberi aldık ve teyit ettik. Ve dün sabah da sizlerle paylaşmıştık. Bir kez daha başta acılı ailesi olmak üzere, sevenleri olmak üzere Konyaspor takımına, Konyaspor camiasına, Türk futbol camiasına, Türk spor camiasına başsağlığı dileyelim. Allah geride kalanlara sabır ve de sağlık versin. Allah rahmet eylesin. Bir sonraki sayfamız değerli izleyenler, konuyu ve de gazeteyi değiştiriyoruz. Galatasaray'la ve Fotomaç'la devam edeceğiz. Başlığımız bedel ödemeye hazırım. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığıyla ilgili açıklama yaptı. Kararları sevgi ve sevgisizliğime göre değil, o günkü koşullara göre en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Verdiğim kararların da bedelini ödemeye hazırım. Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası ortalık karışırken dün oluşan bilgi kirliliğinin ardından Başkan Burak Elmas bir basın toplantısı düzenledi. Burak Elmas, Galatasaray'da başkanlık sistemi var, içinde tartışır, konuşur ve kararı son olarak başkan verir. Kararları sevgi ve sevgisizliğime göre değil, o günkü koşullara göre en doğru kararı vermeye çalışırım. Verdiğim kararların da bedelini ödemeye hazırım ama Galatasaray'a başkanlık makamına zarar verilmesini hiçbir zaman kabul etmem sözlerini gazete başlık altında görmüş. Işıtan Bey değil, Torrent'le ben görüştüm. Domenec Torrent'le ben görüştüm. Sürekli bir zimmetleme alışkanlığı var. Fatih Terim'in Torrent'le görüştüğümden haberi yoktu, söyleyecektim. Ayrılığın hiçbir önemi yok. Artık geleceğe bakmak lazım. Zor kararlar alacak kadar cesuruz. Burada zaman zaman hata da yapabiliriz sözlerini yine büyük puntoyla görmüş. Peki diğer satır başları neydi? Fatih Terim'in görüşülen hocayı gazetecilerden duymasını istemezdim. Nasıl sızdığını bilmiyorum. Domenec Torrent'in en uygun hoca olacağını düşündüm. Geçmişi çok başarılı. Geçmişte çalışan kişilerle görüştüm. Onlar da bilgi ve becerilerinin yüksek olduğunu söyledi ama neler olacağını sahada göreceğiz. Işıtan Bey değil, Domenec Torrent'le ben görüştüm. Sürekli bir zimmetleme, burayı okumuştuk zaten. Yerli bir yardımcı hoca düşünüyoruz. Görüştüğümüz bir takım insanlar var. Peki 3 soru, 3 cevap diye en altta görüyorsunuz. Ayrı bir kutucuk yapılmış. Fatih Terim'e sportif AŞ'yi teklif ettiniz mi sorusuna Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendisiyle bir takım konular konuştuk. Konuşmaların ikimizin arasında kalması çok daha uygun ve şık olur. Bu konuyu çok tartışmaya gerek yok. Fatih Terim'in fikirlerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğim. 2. Tazminat konusu gündeme geldi mi? Başkan Burak Elmas'ın cevabı, ben ayrıntıları hiçbir zaman anlatmadım. Birçok çıkan haber gerçeği yansıtmıyor. Biz gerekeni yapabileceğimizi söyledik ve tazminat konusunda hocamızın bir talebi olmadı. Zaten boş mukavele imzalamıştı. Ve 3. Niye Galatasaraylı bir hoca getirmedi? sorusuna cevap olarak ben başkan olarak böyle bir karar verdim. Domenec Torrent'i tercih ettim. Herkesin birçok sorusu ve doğrusu olabilir. Üyeler tarafından seçilmiş başkan benim ve bunun en doğru karar olduğuna inandım ve böyle bir karar verdim. Biz Galatasaray Kongre üyelerinin teveccühü ile geldik. Yine karar verici onlardır. Biz herhangi bir kaygı ve endişe duymadan, bildiğimiz yoldan dönmeden bazen zor kararlar alarak yolumuza devam edeceğiz. Zor kararlar alacak kadar cesuruz. Seçim için çalışanlar var ama seçim yok. Sözlerini gazete aktarmış. Daha geniş sözleri de var. Merak eden izleyicilerimiz gazetenin bu sayfasından okuyabilir. Bir sonraki sayfa yine alakalı, yine Galatasaray'dan, bu kez diğer taraftan. Yani Fatih Terim, Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim cephesinden geliyor. Yarı yolda bırakıldım başlığımız. Florya'da futbolcularıyla vedalaşan Fatih Terim, yarı yolda bırakıldım, ben olmayabilirim ama siz Galatasaray arması için devam edeceksiniz dedi. Fatih Terim eşyalarını toplamak için dün Florya'daydı. Kızı ve eşiyle birlikte tesislere gelen tecrübeli teknik adam yaklaşık yarım saat içeride kalırken personel ve futbolcularıyla da vedalaştı. Yaşanan ayrılık sürecini futbolcularına anlatırken zaman zaman öfkelenen, zaman zaman da duygusallaşan Fatih Terim'in şunları söylediği öğrenildi. Hepinize inandım ama farklı gelişmeler oldu. Yarı yolda bırakıldım. Ben olmayabilirim ama siz Galatasaray arması için devam edeceksiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Benim hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin şeklinde seslenmiş oyuncularına, personeline. Fatih Terim'in saat 14'te Florya'ya geleceğini öğrenen farklı yaş gruplarından 100 kadar taraftar da tesislerin önünde tezahüratlarla hocalarını bekledi. Taraftar yalnız bırakmadı diye de yazmış gazete. Diğer sayfalar yeni hoca Domenec Torrent ile alakalı. Önce isterseniz bu iki sayfa biraz daha farklı. Hem Galatasaray yönetimi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas hem de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim cephesinden böyle bir karar aldık diyor ki biz de dün konuşmuştuk bunu. Galatasaray yönetiminin, Galatasaray Başkanı'nın böyle bir karar aldığını ve burada sorumluluğu da üstlendiğini dün programda konuşmuştuk. Yani Fatih Terim sonrasında başarılı olunur olunmaz bu ayrı bir konu. Fatih Terim aranır aranmaz bu ayrı bir konu. Fatih Hoca ile şimdi birçok insan yazıyor. Hani kariyeri zaten tartışılmaz mesele. Ama bir sezonda başarısızlık şansı yok mu? Devam edilemez miydi ki şampiyonluk şansı azaldı. Avrupa'da da devam ediyor takım. Son 16'ya kalmış durumda UEFA Avrupa Ligi'nde. Bu sezonu tamamlasaydı bunların hepsi konuşulur, hepsi tartışılır vesaire. Ama yönetim bir karar verdi. Galatasaray Başkanı bir karar verdi ve bunu uyguladı. Dün de ifade ettiğimiz gibi burada sorumluluğu, bundan sonra olabilecek olumsuz ya da olumsuz her şeyin sorumluluğunu üzerine almış durumda. Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de oyuncularıyla vedalaşırken yarı yolda bırakıldım şeklinde beklemediğini, bir projeyle yola çıktıklarını beklemediğini ifade ediyor aslında. Çok da fazla herhalde sürecin nasıl diyelim, yani hata diyen var, iyi oldu diyen var. Herkesin bir görüşü var elbette ama bundan sonra yapılacak en mantıklı şey herhalde Domenec Torrent'in Türkiye'ye nasıl adapte olacağı, takıma, Galatasaray'a nasıl alışacağı ve nasıl bir performans ortaya koyacağını bekleyip görmek gerekecek. Rahmetli Can Aydın da böyle bir karar almak durumunda kalmıştı Galatasaray Başkanı iken. Yanılmıyorsam yıl 2004'tü. Terim'i davet ediyor Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili karar almak için. Sonradan Terim'in ağzını anlatıyorum. Terim çünkü aktardı nasıl geliştiğini bu görüşmenin. Terim rahmetli başkana diyor ki, Can Aydın'a diyor ki, başkan diyor önümüzde diyor 4 yol var diyor. 1, şimdi bırakabilirim istiyorsanız. 2, kongrede bırakabilirim çünkü o yıl kongre vardı Mart'ta. 3 sezon sonra bırakabilirim. 4, devam ederiz yolumuza. Koşullar ne olursa olsun devam ederiz. Sonuna kadar savaşırız diyor. Başkan Fatih Hoca'ya diyor ki sen ne diyorsun? Fatih Hoca diyor. Fatih Hoca yanıt olarak diyor ki seçenekler 3'e indi diyor. Yani devam etme seçeneği ortadan kalktı. Belli ki hani benimle yolu sonuna kadar yürüme düşüncesinde değilsiniz. Onu hissediyor. Seçenekler 3'e indi diyor. O zaman diyor şimdi mi bırakayım? Kongrede mi bırakayım? Sezon sonu mu bırakayım? Yanılmıyorsam kongrede bırakmıştı. Mart ayında bırakmıştı. En son bir hafızam beni yanıltmıyorsa Akçaava Sivas Spor maçından sonra planlanmış bir ayrılıktı. Mart ayında bırakmışlardı. Bu öyküyü niye anlattım? Şu yüzden anlattım. Fatih Terim herhangi birisi değil. Fatih Terim Galatasaray tarihinde 500 sayfalık Galatasaray tarihi yazılsa hani 100 sayfasında futbolcu olarak yer alır, 300 sayfasında antrenör olarak yer alır. Çok ciddi bir yeri var. Keza tarih futbol yazıcı. Tarihi içinde aynı şey. Aynen öyle. Türk futbol tarihinde yarısında yer alır ki futbolu bıraktığında en çok A milli olmuş futbolcuydu Fatih Terim. Uzun bir süre bu rekoru kırılmadı. Sonra kendi oyuncusu Oğuz Çetin, Fatih Hoca'na forma verdi. Oğuz Çetin Fatih Hoca'dan rekoru devraldı. Dolayısıyla Fatih Hoca herhangi bir tek direktör değil, bir tarih yazıcı. Galatasaray tarihinde de çok önemli yeri var. Yanılmıyorsam 8 tane şampiyonluğu var. 4 tane yıldızı, neredeyse 2 yıldızı onun antrenörlük dönemine tekabül ediyor. Onun getirdiği şampiyonluklar. Dolayısıyla nasıl sözleşmeler, anlaşmalar Fatih Hoca'yla sevimli oluyorsa, sempatik oluyorsa, güzel oluyorsa, hani ayrılıkların da öyle olmasında fayda var. O yüzden o Can Aydın ayrılığı aklıma geldi. Özcan Bey çok büyük bir beyefendi, büyük bir centilmen de gerçekten yaşarken de vefatının ardından da Türk futboluna çok önemli izler bıraktı. Bir rol modeldi. Nur içinde yatsın. Şimdi Burak Elmas da aslında o kültürden gelen birisi ama bu ayrılık şekli biraz rahatsız etti spor kamuoyunu, öyle değil mi? Torrent'le görüşülmesi, yardımcı hoca düşüncesiyle görüştük diyor ama ben itiraf edeyim. Lütfen aksini düşünenler bağışlasınlar. Ama sonuçta benim işim tenkit. Vazifemi layıkıyla ve namusumla yapmak durumundayım. Bana yardımcı hocalık için görüşülebilir gibi gelmedi Torrent'in kariyeri. Çünkü zaten City'de Guardiola gibi işin zirvesinde olan bir hocanın yanında 11 yıl yardımcı olarak çalışmış. Ondan sonra birinci adam olarak New York City ve Flamengo macerası var. 60 yaşına yaklaşmış. Bu dakikadan sonra Guardiola'nın yanında yardımcı olarak çalışmak farklı. Çünkü kendi deyimiyle dünyanın en iyisi Guardiola, öyle diyor. Guardiola'nın yanına ben kimseyi koyamam. Guardiola bu işin Messi'si. Yanına kimi koyarsanız zayıf görünür diyor. Onun yanında çalıştım zaten. Ondan sonra birinci adamlık zamanı geldiğini hissetmiş. Guardiola'yla bunu paylaşmış. Guardiola'ya demiş ki senin ruhun zaten birinci adamlığa yatkın. Böyle bir fırsat kaçmaz, devam et demiş. New York ve Flamengo çalışmış. Şimdi böyle bir tek direktörün 60 yaşına yakın gelip Fatih Terim'in yardımcısı olarak çalışmayı, bana şunu açıklasın Burak Elmas. Torrent'e Fatih Terim yardımcıdan teklif etti, kabul etti desin, tamam ben özür dileyeceğim. Ama bana çok mantıklı gelmiyor böyle geliştiği diyaloğun. Dolayısıyla Terim'in bilgisi haricinde böyle bir görüşmenin yapılması, sonra bir görüşmeyi Terim'in medyan öğrenmesi, ondan sonra bu yaşanan son 12 gün tabii ağızda bir acı tat bıraktı. O süreç iyi yönetilemedi. Süreç iyi yönetilemedi. Bu değişiklik yapmak isteniyorsa dahi süreç iyi yönetilemedi. Evet evet. Çok iyi ifade ettiniz. O başka bir şey. Tek direktör değiştirebilirsin. Dünyanın bütün tek direktörle yolları ayırabilirsin. Alex Ferguson'ın da bir gün geldi. Görev süresi bitti. Arsene Wenger'in de bir gün geldi. Üzüldü. İstemiyordu ama görev süresi bitti. Arsenal tarihini çok önemli hikaye yazmış, değiştirmiş adam. Bir gün geldi. Görev süresi bitti. Fatih Terim'le de Galatasaray'ın ilk defa bitmiyor. 4. defa bitiyor görev süresi. Ama biçim olarak, yöntem olarak daha iyi ele alınabilirdi bu konu. Hele ki Burak Elmas başkanlık seçimine girerken Terim'le devam edeceği vaadinde bulunduysa ve seçimden bu şekilde çıktıysa bunu daha iyi ele alması, daha doğru bir yöntemle işletmesi daha doğru olurdu. Yoksa dediğim gibi yolları ayırması başka bir mesele. Ama yolları ayırma biçimi biraz ağızda acı tat bıraktı. O zaman bir de şöyle bir pencereden bakalım. Belki sürecin ya da bu yaklaşımın ya da bu kararın bir sağlamasını yapabilir miyiz acaba diye. Galatasaray Avrupa'da son derece başarılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz, evet. Grubunu lider bitirdi. Zor bir gruptu. Son 16'ya kaldı. İyi bir oyunla, iyi skorlarla son 16'ya kalmayı başardı. Ama ligde işler hiç de istediği gibi gitmedi. Şu cümle çok iddialıysa lütfen düzeltin. Düzelecekmiş gibi de görünmedi. Evet. Süper Lig için bahsediyorum. Doğru. Türkiye için. Katılıyorum. Düzelecekmiş gibi de görünmedi. Dolayısıyla bu çerçeveden Avrupa ve Türkiye baktığı zaman yeni bir hoca Domenec Torrent ya da A kişisi ya da B kişisi neyi değiştirecek? O zaman şu soru bizi başka bir noktaya götürüyor. Kadro mu? Yeterli değil. Fatih Terim'in oyuncularla ilişkisi mi? Doğru değil. Fatih Terim Avrupa'da başarılı olurken Türk futbolu için mi dinamikleri okuyamıyor? Bir sürü başka soruya götürüyor bizi. Bu da aslında tek bir noktaya Domenec Torrent ne yapacak sorusuna getiriyor bizi. Bu yaklaşımı açıklayabilmek anlamında hani neden böyle bir değişiklik yapıldı? Teknik boyutta. Neden böyle bir karar alındı? Bakalım bir sağlama yapabilecek miyiz? Şimdi dün hatırlarsanız Fatih Terim ve teknik ekibinin bence olayı ele alış biçimindeki önemli eksiklik, problemi sadece gol yollarındaki problem olarak açıklamaları diye düşündüğümü ve Galatasaray'ın bu sezonki hikayesinde şunun çok önemli rol oynadığını söylemiştim. Kötü başlıyorlar maçlara veya yüksek vitesle ilk yarıyı bitiremiyorlar. Geriye düşüyorlar. 20 maçın onun da geriye düştüler Süper Lig'de ki bu çok ciddi bir sayı, %50. 20 maçın onun da geriye düştüler ve sonra panikle hücum ediyorlar. Birçok maçın ilk yarısını boşa geçirdiler. Boşa kabaca geçiriyorlar. Söyleyebiliriz. 10 dakika tempolu oynuyorlar, sonra tempo birden düşüyor. Gol yiyorlar, gol yedikten sonra kırılıyorlar. Ondan sonra ikinci yarıda kaotik bir futbol, peş peşe oyuncu değişiklikleri, pozisyonlar peş peşe ama geriden gelen bir Galatasaray, çevirmeye çalışan bir Galatasaray. O yüzden şunu rica etmiştim editörümüz Tolga Kuru'dan, dedim ki Galatasaray'ın gol beklentisine sık sık değiniyoruz. 32-33 toplam bir gol beklentisi var. Bunun ne kadarı ilk yarı, ne kadarı ikinci yarı? Onu çıkarttı Tolga. Ben söyleyeyim mi yoksa verecek misiniz? Nasıl yapalım Tolga? Buyurunuz, geliyor ekrana, siz devam edin. Şimdi Galatasaray'ın oyununu anlatan bir veri bu. Zaten böyle olduğunu tahmin ediyordum. Dün bilmiyordum ama tahmin ediyordum. Bakın ilk yarılardaki gol beklentisi 14.8. Kaç maç oynandı? 20 maç. 10 tane ilk yarı, 20 tane ilk yarı ne yapar? 10 maç yapar. 10 tam maç. 10 tam maçta 1.48 gol ortalama. Yani beklenti ortalaması Galatasaray tutturmuş. İlk yarıdaki gol beklentileri düşük. İkinci yarılarda kaosla biraz vites artırıyor. Geriden gelmeye çalışıyor. Rakip otomatik olarak skoru savunuyor. 18.5'a çıkıyor gol beklentisi. O da süper bir istatistik sayılmaz ama ikinci yarı daha tatmin edici. En çok oyuncu değişikliği yapan, yani bütün maçlarda neredeyse 5 değişiklik hakkını kullanan takımlardan bir tanesi de Galatasaray. O değişikliklerin de elbette ikinci yarıda enerjinin daha yukarı taşıması anlamında etkisi var. Ya da şöyle söyleyelim, oyuncu değişikliğiyle sürekli skor değiştirmeye, geriden gelmeye çalışıyor Galatasaray. Oyuncu değişikliklerine genelde skor korumak veya genç oyuncuya dakika vermek veya yorulan oyuncuyu değiştirmek gibi gerekçelerden ziyade daha çok geride kaosla durumu değiştirmeye çalışıyor. 3 kişi 4 kişi kenara diziyor birden bazı maçlarda, hatırlayın. 3'ten 4 tane birden oyuncu değişikliği yapıyor Galatasaray. Genelde öyle görüyoruz oyuncu değişikliği. Bu gol beklentileri de aslında tezimi destekliyor. Galatasaray bu sezon Süper Lig'in en önemli problemlerinden biri. 20 maçın onun da geriye düştü. Mağlup duruma düştü ve ondan sonra maçı çevirmek için çok aşırı efor sarf etti. Ve ikinci yarılarda kaotik hücum beklentisi ona döndü. Problemlerden biri bu. Mesela buna hiç değinmedi Terim ve teknik ekibi. Diyorlar ki sadece gol pozisyonlarını gole çeviremiyoruz. Tek problem bu Galatasaray'da. Hayır, bence tek problem bu değil. Şunu açıklama lazım. Niye 20 maçın 10'unda geriye düşüyorsun? Bu da bir problem yani. Sen büyük takımsın. İkinci büyük problem belki de antrenör değişikliğiyle çözülmek istenen de bu olabilir. İkinci konu oyunculardaki bireysel gerilemeler. Çünkü genç bir takım yapıyorsun. Jenerasyon değişikliği. Evet, skorlar istediğin gibi gitmeyebilir. Evet, inişler çıkışlar olabilir ama bireysel performanslara bakarsın. Oyuncular üzerine koyuyordur. Dersin ki umut veriyor. Bak oyuncular gelişiyor. Gelişen bir şey var takımda. Sonuçlar da gelecek. Oyun gelişiyor, oyuncular gelişiyor dersin. Ama Galatasaray'a baktığında tam anlamıyla bunu göremiyorsun. Şimdi Çikaldağ geldiği noktadan geride. Morutsan Türkiye'ye geldiği noktadan geride. Mustafa Muhammed Türkiye'ye geldiği noktadan geride. Berkan Galatasaray'da başladığı noktadan geride. Taylan geçen sezonun olağanüstü gerisinde. Halil Dervişoğlu son maçta ıslıklandı, geriledi. Cagney İngiltere'den döndüğünde fiziksel durumu daha iyiydi. Sayıya hatırlayabilirsiniz işte. Luyendama olağanüstü bir düşüşte. Van Aanholt Euro 2020 ya da Premier Lig performanslarını aratıyor. Yükselen oyuncu üzerine Emre Kılınç transfer olduğunda bambaşka bir oyuncu. A milli oyuncuydu. Galatasaray'da o seviye değil. Emre Akbaba gitti en sonunda. Galatasaray'da geriledi en sonunda gitti. Alanya'da iyi performanslar gösteriyor. O zaman şöyle bir soru işareti akla geliyor. Yani Galatasaray'da niye bu kadar çok oyuncu geriliyor? Galatasaray'da bu kadar çok oyuncu geriliyorsa oyun ilerleyecek mi gerçekten? Birey bireye bu kadar çok olmadı gerileme zaten varsa. Olmadı zaten. Onun da mesela açıklanamadığını düşünüyorum. O da tam tarif edilemez. Niye bu kadar çok oyuncu geriliyor? Problem ne? İlerlese, bireysel performansla ilerlese dersin ki takım performansla ilerler. Belki antrenör değişikliğiyle bu çözülmek isteniyor olabilir. Dolayısıyla daha genel bir yaklaşım tek bir odur şudur budur değil, daha genel bir yaklaşım olduğundan bahsedebiliriz değişiklik kararında, yönetimin değişiklik kararında. Yani şurası işlemiyor değil, burası işlemiyor değil, işlemeyen birçok konu olduğu görülüyor. Özetle hani bazen yeni bir defter, yeni bir sayfa açmak gerekir diye bir tabir vardır ya, bir deyim vardır. Öyle bir yaklaşım herhalde. Yepyeni bir nefes galiba diye öyle bakıyor. Yepyeni bir yaklaşım evet, diye bakıyor. Takım genç. Torrent'inde Guardiola'nın yardımcısı bir elektroşok önce etkisi yani. Öyle bir deneyimi var. Barcelona B takımıyla deneyimi hı var. Multi lisan konuşan bir tek direktör. Birçok lisanı konuşuyor. Hani soyunma odasında birçok da tabii farklı lisan konuşan oyuncu var. Herhalde onlarla iletişim kurabileceğini düşünmüş. Galatasaray bir büyük takım futbolu oynamak istiyor. Terim de şüphesiz ki zaten öyle bir tek direktör ama Torrent de öyle. Çünkü felsefesi Guardiola'yla çok paralel. Ben New York'taki ve Brezilya'daki röportajlarını, analizlerini okudum. Elimden geldiği kadar izledim. 23 dakikalık bir röportajını da izledim. Kendisi zaten Guardiola'nın düşüncelerinden çok etkilendiğini ifade ediyor. Ondan eski tek direktörlüğü aslında. Guardiola'nın yardımcısı olmadan önce aslında tek direktörlüğü var. Ama hayatının büyük bölümü Guardiola'ya geçtiği için doğal olarak diyor, görüşlerimiz tabii ki çok örtüşü, çok benzeşli birbirine. Buna itiraz etmeye, bunu inkar etmeye gerek yok diyor. Mesela şunu soruyorlar, favori bir formasyonunuz, dizilişiniz var mı diye soruyorlar. Diyor ki hayır, bir tek direktörün favori formasyonu, dizilişi olamaz. Bir takıma gidersiniz, Messi vardır o takımda, bizim takımımızda Messi vardı. Tabii ki Messi'ye göre oynadık. Amaç topu Messi'ye ulaştırmaktı. Ama başka bir takıma gittik. O takımda Leroy Sané vardı. O zaman iki tane hızlı kanat oyuncusu oynuyorsunuz. O zaman başka bir anlayışa dönüyorsunuz. Flamengo geliyor. Flamengo'da bekleri zaten Manchester City'nin de yaptığı gibi ön liberoya yakın oynatıyor. 2-3-5 diye tarif ediyorlar. Aslında 4-3 ama 4-3'ün beklerini ön liberonun yanına getirdiğini düşün. 2-3-5 gibi oluyor ya, 2 stoper önde 3 oyuncu gibi oluyor. Flamengo'da mesela gelir gelmez o da işliği yapıyor. Orada da farklı bir formasyonla oynamayı deniyor. Dolayısıyla elastiki, hani Vitor Pereira ile ilgili yaptığımız eleştiriler vardı ya. Ya formasyon mesele değil. Formasyonuna inanabilirsin ama maç içinde, sezon içinde skorun durumuna göre, sezon durumuna göre değiştirebilmelisin. Elastiki olabilmelisin. Torrent'in anlatımından ben onu anladım. Oyuncu kadrosuna, eldeki malzeme, elinde iyi iki tane süper santrifor varsa tabii ki çift santrifor oynayabilirsin. Ama yoksa diyor, sahte 9'da kullanabilirsin Guardiola'nın yaptığı gibi. O da güzel. Buna tutkuyla bağlı olmaması. 20 haftayı geride bıraktık. Neredeyse maçların yani tamamına yakın birçoğunu seyretmeye çalıştık, seyrettik. Şunu soracağım size. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın çözemediği bazı sorunlar oldu. Ve hep aşağıya doğru gitti. Son dönemden bahsediyorum. Önder Karabel'e göreve geldikten sonra akıl katan bir iş, düşünülmeyen bir şey. Piyaniş'le Gezal'ın arasını açtı. Mesafeyi açtı. Mesafe. Oğuzhan'dan faydalanmaya başladı. Atiba'dan faydalanmaya başladı. Takıma dokundu, oyunculara dokundu. Josef'i daha ileride de oynatıp sonuç alabileceğini, verim alabileceğini gördü. Belki daha iyi olabileceğini gördü. Dolayısıyla yaptığı bir hamleyle 3 tane farklı sonuç almış oldu. Bunun gibi bir hamle yapmasını bekliyoruz. Bekleniyor. Doğru. Yani çözümsüz bazı sorunlar var. Sıkıntılar var. Bunlara böyle bir çözüm çıkarabilecek mi? Yani diyeceksiniz ki açıkçası benim aklıma gelmemişti Pjanic'le Gezal ayrı oynatmak ya da Önder Karaveli ile beraber bazı oyuncuların performansının bu kadar yükseleceği aklıma gelmemişti. Domenec Torrent'e Galatasaray kadrosunu düşünecek olursanız eğer böyle bir çözüm üretebilecek, bir taşla 3 kuş vurabilecek bir yaklaşım olabilir mi? Hmm. O yüzden sordum, özellikle bütün maçları seyrettiniz, ben biliyorum. Yazılarını yazdınız yani. Evet. Şimdi bir yandan da öyle bir sıkıntı var. Sergen Hoca hikayesini şuradan ele alayım. Bir defa ayrılış biçimi daha şık oldu Sergen Hoca'yla. Çünkü Sergen Yalçın da bir Beşiktaş efsanesi. Orada mesela bir kez görüşler başkanlığı, devam kararı aldılar güçlü bir şekilde. Hoca devam etmek istiyor, çözebileceğini düşünüyor. Biz de ona inanıyoruz diye devam ettiler. Sonra bir süre sonra, sanırım 15 gün sonra falan oturduk, konuştuk. İleriye götüreceğimize karar verdik. Sergen Hoca ile beraber ayrılık kararı aldık dedi. Mesela orada ağızda bir acı tat kalmadı. Önce oradan doğru başlayayım. Sergen Hoca ile ayrılık daha şıktı. Ben sonra, zaten sürecin o kısmını değil, sadece yeni gelen ismin yapabileceği hamleler. Buyurun, benim aklıma o geldi, onu da ekleyeyim dedim. Tabii ki. Yeri gelmişken. Tabii ki. Terim'le de mesela ayrılık daha şık ele alınabilirdi. O aklıma geldi %100. Sergen Hoca örneği. Tabii Sergen Hoca'nın içinden, hani Beşiktaş'ın içinden bir alternatif çıkarılması, Önder Hoca Zaten takımı başından beri izliyordu. Sezon başından beri izliyordu. Belki de karar alma mekanizmasının içinde ucundan kıyısından belki vardı. Evet, U19 teknik direktörüydü ama belki oyuncularla ilgili Sergen Hoca'yla diyalog halindeydi. O da avantaj tabii ki. Ama tabii beklenmedik dokunuşlar yaptı. Mesela Pjanic'i 6 numara sizin dediğiniz gibi yapmış olması. Son maçta 3 savunma kullanması. Aksamaması. Ki, evet, kupa maçında 15 dakika kullanmıştı bunu. Montero'yu as yaptı neredeyse. Rıdvan'ı as olarak çok kullandı. Doğru. Güvenden dakika ve verim aldı. Oğuzhan'dan verim aldı filan derken evet, bir dokunulmayanlara dokundu Beşiktaş'ta. Böyle bir şey Torrent'ten bekleyebilir miyiz? Yeni bir ülkeye geliyor. Yeni bir takım. Önder Karavel'in tanıdığı kadar tanımıyor şüphesiz ki oyuncuları. Zamanlama olarak çok süper bir zamanlama gibi görünmüyor. Dahiyane bir iş çıkarması lazım. Bilmiyorum, o kadar kolay olmayacak. Çok Önder Karaveli kadar olmayacak. Onu Önder Karaveli gibi pratik ve hızlı bir şekilde yapabileceği sanki çok hamle yokmuş gibi görünüyor. Olabilir. Bence Galatasaray'da iki şeyi düzeltebilir mesela. Birincisi şu ön libero meselesi. Yani oraya kimi koysan olmuyor. Son maçta da Berkan'la ne kadar kötü oyun kurduklarını gösterdik. Doğru. Burada dün görüntülerle. Mesela oraya kuramadıklarını belki demek lazım. Oraya yeni bir oyuncu bulabilir mi? Başka bir şey. İçeriden başka değil mi? Çözüm. Evet. Çikaldağ'ı 6 numara kullanmak aklıma geliyor ama Galatasaray'ın da yetenekli oyuncu havuzu biraz dar olduğu için Çikaldağ'ı da bu kadar geride kullanırsan hani öndeki Çikaldağ'dan mahrum olacaksın. O yüzden herhalde onu yapmaz. Mesela Emre Kılınç 6 numara kullanılabilir mi? Bazen o aklıma geliyor. Olur mu? Geriden oyun kurarken bir ekstra akıl katar mı? Mesela bek olarak Fatih Terim son dönemde Oğulcan'ı sağ bek kullanmaya başlamıştı. Sağ bek ya da sol bek içeriden sürpriz bir isim çıkartır mı? Bartu Elmas'tan ön libero faydalanabilir mi? U19 performansları çocuğun çok iyi. Acaba o seviyede mi? Çünkü Emirhan diye bir çocuk çıktı Beşiktaş'ta bir anda. Bütün hikayeyi değiştirdi. Doğru. Bu hafta haftanın yıldızı oldu. Acaba Galatasaray'ın da öz kaynaklarında var mı böyle bir oyuncu mesela? Bartu çok umutlu oldukları bir oyuncu. O performansı gösterir ki yaşça da büyük. Serdar'dan, Emirhan'dan filan büyük. Böyle bir şey Torrent'ten beklenebilir. Gelir gelmez bunu bulabilirim bilmiyorum ama Flamengo'ya gittiğinde 9 maçını izlerim demiş Flamengo'nun. Son 9 maçını röportaj yapıyorlar. Son 9 maçını izledim. Bir tane libero kaybetmişler transferde. Şimdi Torrent'te ne oynamak istiyor? Doğal olarak savunmayı öne çıkarmak istiyor. Çünkü bu Guardiola ve Domenec Torrent gibi adamların felsefesinin en önemli temel taşlarından biri topu çabuk geri kazanmak. Hücumda kalabalık olmak ama hücumda kalabalık olmanın tabii ki bir riski var. Topu kaybedebiliyorsun. Topu kaybettiğin zaman kalabalık önde yakalanırsan arkada geniş bir alan var. Berbat pozisyona verebilirsin. Bu berbat pozisyona vermemek için ne yapman lazım? Topu bir anda geri kazanman lazım. Topu bir anda geri kazanman için Maa ile öne gelmiş olman lazım. Dolayısıyla savunma bloğunun da öne çıkmış olması lazım. Şimdi Flamengo'da onu yapamamış. Bir defa Brezilya'da takımlar çok derin kuruyorlarmış savunmalarını birincisi. İkincisi de bunu yapabilecek oyuncusunu transferde kaybetmiş. Oyuncuları da ağırmış, stoperleri. Mesela öyle bir analiz yapmışlar. Diyor ki Torrent'in oynatmak istediği oyun çağdaştı ama Flamengo'nun savunma oyuncuları buna uygun değildi diyor mesela Brezilya'da yapılan analiz. Halbuki diyor bir önceki sezon Jorge Jesus'un ona uygun oyuncusu Mari galiba. Kaybettiği oyuncunun ismi Mari vardı ve savunmayı öne çıkarabilecek oyuncu tipiydi diyor. Şimdi Galatasaray'ı düşünüyorum. Marka Nelson buna uygun. Çok doğru. Öne çıkabilecek, savunmayı önde kurabileceğin oyuncular. Dolayısıyla Torrent savunmayı öne çıkarmak istiyorsa, Maa ile öne gitmek, kompakt bir oyun oynatmak istiyorsa, mesafeyi daraltmak istiyorsa evet. Stoperleri buna uygun ama bu yeter mi? Yetmez. Şimdi elinde tek bir santrfor var. Halil. Bir süredir Galatasaray ön tarafta verimsiz. Ön tarafta verimsizliği çözmek için çift santrfora dönmüştü Fatih Hoca. Hatta son maçta Halil Babel yaptı, Babel Oğulcan yaptı. Maçın son bölümüne doğru çift santrfor alternatifleri denedi. Şu an Cagne sakat, Muhammed Afrika Kupası'na. Ne yapacak? Torrent'te muhtemelen geriye dönük maçları izleyecek. Acaba nasıl bir formasyon düşünecek? Tek santrfor Galatasaray üretemiyor. Çift santrfor yaparsa da elindeki seçenekler az. Zor. Yani sezon ortası bir İspanyol'un. En son çalıştığı yer Brezilya. Geldiği ülke Türkiye. Ligde durumu çok iyi değil. Çok kolay bir iş değil. İşi kolay olmayacak. Şu anda herhalde şu dakikaları maç izleyerek geçiriyordur diye tahmin ediyorum. Peki o zaman hocanın kariyeriyle alakalı birkaç sayfamız var. Hemen onları okuyalım. Öncelikle Fanatik Gazetesi demiş ki İngiliz The Times ve İspanyol Diario Sport'un yazarı Paul Balus, Domenec Torrent'i Fanatik gazetesine anlattı. Büyük puntoyla atılan başlık ise Guardiola'yı şekillendirdi. Domenec Torrent'in özel bir bakış açısı ve taktik yeteneği var. Barcelona'da Johan Cruyff'la tanıtılan ve daha sonra Guardiola'yla kusursuz bir seviyeye ulaşan oyun anlayışını şekillendirenlerden biriydi. Çünkü bu oyunun felsefesini en iyi şekilde öğrendi. Guardiola ile taktik konusundaki görüşlerini tartışabilen birisiydi. Zaten onun istediği de Guardiola'nın istediği de yardımcısının lider olmasıydı. Domenec Torrent sahip olduğu bilgiler neticesinde hocasından çok fazla övgü aldı. Peki başarılı olur mu diye bir öngörü, bir tahmin Paul Balus'tan. Torrent Manchester City'de çok çalışan biri olduğunu kanıtladı ve saygı kazandı. New York City'nin iyi bir projesi olmadığı bir anda oraya gitti ve buna rağmen mükemmel bir iş çıkardı. Takıma futbol oynama konusunda net bir fikir sundu. Hücum ve pas tarzı konularında oyuncularını adeta eğitti. Bence sonuçları da beklenenden fazlasıyla iyiydi. Flamengo'da ise çok farklı bir aşamada bulundu demiş Paul Balus ki Uğur Meleke az önce anlattı. 12 yıl Pep Guardiola'nın sağ kolu olarak yardımcılığını yaptığı 18 kupa kazandılar birlikte. Son olarak New York City ve Flamengo'da teknik direktörlük yaptı. İspanyolca ve Katalanca'nın yanı sıra İngilizce, Almanca ve kendisini çok iyi tanıdığı için Guardiola'ca bildiği belirtiliyor. Manchester City'de 5 saniyede topu geri kazanma kuralını ya topu kazanmaya çalış ya da başaramıyorsan taktiksel bir faul yaparak geri çekil olarak açıklıyor demiş. Yani... Bir sonraki sayfa Takvim Gazetesi'nden felsefesi 5 saniye. Takvim Gazetesi Cimbom'un yeni hocası Torrent'i A'dan Z'ye araştırmış. Blues, indie ve caz müzik dinliyor. Brezilya yemeklerine bayılıyor. Futbol felsefesini 5 saniye olarak özetleyen Domenec Torrent, bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın ya da kazanamazsın. Geri çekilip rakibi karşılarsın ifadesini kullanıyor. İspanyolca ayrıca çabuk, birlikte ve geniş alanda oyun üzerinde ısrarla duruyor. Geçişler çok önemli demiş. Geçişler önemli zaten Galatasaray Avrupa'da, UEFA Avrupa Ligi'nde bunu net bir şekilde gösterdi ne kadar başarılı uyguladığını. Ofiste müzik dinliyor. İngilizler onun tam anlamıyla bir caz sevdalısı olarak nitelendiriyormuş. Domenec Torrent, Pep Guardiola ile birlikte soyunma odası veya çalışma ofisinde sürekli müzik dinliyormuş. İspanyol çalıştırıcı Brezilya yemeklerini çok seviyor. Ayrıca balık ve patates kızartması da onun favori yemekleri arasında yer alıyor. Müzik dinlemesi niye şaşırılacak bir şey mi acaba? Enstrüman da çalıyormuş. Burada değinmemişler ama saksafon çalıyormuş. Yani müzik grubu falan varmış. Senin gibi. Neden olmasın? Müzisyen kökenli. Yok estağfurullah. Neden olmasın? Son derece makul. Bana çok normal geldi yani. Evet, bu multidisiplin insanlar başarılı oluyorlar zaten genelde hayatta. Yani ona ben de inanıyorum. Yani bir taraftan resim yapan, bir taraftan müzik grubu olan, enstrüman çalan, bir taraftan okuyan, bir taraftan spor yapan değil mi? Multidisiplin insanlar genelde hayatta başarılı. Tek disipline odaklanmak yerine multidisiplin ben de çok takdir ediyorum. Bunu yapabildiği için özetle. Nasıl oluyor? Yapabildiği için. Şunu anlatmıştım ya, Amerika'da bir dönem sporcu yetiştirmede yeni bir model benimsiyorlar. Diyorlar ki 6-7 yaşına itibaren sağ bek olarak kodlayalım çocuğu. 6-7 yaşına başlıyor kodlamaya. Sağ bek sahada nasıl durur? Yüzün nereye döner? Nasıl çalım atar? Nasıl çalım yemez? 18-19 yaşa kadar eğitiyorlar bu şekilde. Çocukları pozisyona odaklı, pozisyona özgü muvaffak olamıyorlar. Neden muvaffak olamıyorlar? Çocuk sıkılıyor aynı şeyi yapmaktan ve başka bir durumla karşılaştığında, yani sağ bek sol açıkta topla buluştuğunda orada karar verme konusunda eksik kalıyor. Çünkü o kadar kodlamışsın ki adamı tek bir göreve, başka görevle karşılaştığında, sürprizle karşılaştığında doğru karar alamıyor. Sonra bakıyorlar ki multidisiplin yetiştirmek daha doğru. Bu sefer mesela futbolcu, ufak futbol çocuklara, ben orada futbol antrenmanından bulundum. Amerikan futbol topuyla çalışıyorlar mesela. Normal futbol antrenmanında Amerikan futbol topu kullanıyorlar. Veya yüzdürüyorlar veya atletizm yapıyorlar. Multidisiplin hazırlanan çocukların, farklı sporlarla uğraşan, farklı uğraşlarla hemdem olan çocukların daha sonra daha başarılı oldu. Çünkü farklı durumlarla karşılaştığında farklı kararlar alabildiğini görüyorlar. O açıdan kastettim başarılı olabildiğini. Domenec Torrent de basketbol izleyicisi, iyi basketbol izleyicisiymiş. Futbol setlerinde bundan faydalanıyormuş. Basketbol setlerini önemsiyormuş, özleniyormuş. Amerika'da bundan bahsetmiş. 1-0 kazanmak yerine 4-3 kazanmayı tercih ederimci Guardiola gibi aslında, ama Guardiola son dönem tabii defans işlerini çözdü büyük ölçüde. Topu geri kazanmak için bu Liverpool Manchester City antrenmanlarında meşhur bir şey var. Antrenmanda mesela hücum ediyorlar, topu kaybediyorlar. Tekrar geri kazandıklarında takımın hepsi rakip yarı sahada değilse altyapılarda bunu kazanma kabul etmiyorlarmış. Bir oyuncu kendi sahasına kaldıysa. Herkes rakip yarı sahada olacak. Topu kazandığında herkes rakip yarı sahadaysa kazanmayı kazanma kabul ediyorlarmış. Mesela böyle enteresan fikirleri var bu adamların ve enteresan uygulamaları. Ama hoşuma gidiyor. Net bir fikirleri var. Sonuçta ne hissettiğini, ne yapmak istediğini biliyorlar. Disiplin dediğiniz mesele. O yüzden ya çok başarılı oluyorlar ya da maya tutmuyor. Maya tutmazsa çok ısrar etmenin anlamı yok. Yani mesela Flamengo'da çok uzun kalmamış. Belki de maya tutmamıştır ama Brezilya diyorlar ki Jorge Jesus'un ayakkabıları o kadar büyüktü ki, o kadar büyük bir başarı bırakmıştı ki 5 kupalı bir takım. Zaten ondan sonra başarılı olması mümkün değildi diyorlar. Ama anladığım kadarıyla maya tutmamış. İstediği gibi olmamış Brezilya'da. Ama maya tutarsa da daha çabuk yol alabilir. Bu zihniyete sahip tek direktörler, yani ne istediğini bilen, ne yapmak istediğine olan tek direktörler daha çabuk yol alabilir. Bu şeyden bahsederken açılımını yaptığınız multidisiplin konusunun aklıma direkt şey geldi. Arthur Schopenhauer'ın yaşam bilgeliği üzerine aforizmalar kitabı geldi. Daha iyi, hani bir şey arıyorsanız, bu konunun açılımını arıyorsanız, daha geniş perspektifte bir metin, tekst arıyorsanız Schopenhauer'ın Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar kitabını da okuyabilirsiniz. Çok da uzun bir şey değildir. Kısa süre içerisinde bitirebilirsiniz. Şimdi değerli izleyenler, Fanatik Gazetesi'ne gideceğiz. Flash bir iddia demiş. Hakikaten ilk baktığınız zaman ne oluyor diye bir düşünür herhalde insan. Demiş ki asıl plan Schmidt. Hatay maçına Domenec Torrent'le çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da flash iddia. Galatasaray yönetimi ile ve Galatasaray yönetimi ve Domenec Torrent arasındaki anlaşma 2023'e kadar geçerli olacak. Sarı Kırmızılılar asıl planın sezon sonunda PSV'nin Alman teknik direktörü Roger Schmidt'in takımın başına getirmek olduğu iddia ediliyor. Şimdi madem öyle. Bu akla yatkın değil pek ya. Heh, o zaman Fatih Hoca ile zaten sezon sonuna kadar beklenmez miydi? Tabii. Ne gerek vardı ki bu kadar? Kimse bunu kabul etmez zaten. Şey almaya, sıkıntı üstlenmeye. Adam PSV'de çok başarılı. Ajax gibi bir... Ya gelir gelmez ayrı konu. Biz kendi çerçevemizden bakalım, kendi açımızdan bakalım. Galatasaray başkanısınız. Önümüzdeki sezon için bir teknik direktör değişikliği düşünüyorsunuz. Belki şöyle bir şey olabilir. Hani Avrupa'da devam edilir, çok büyük bir başarı yakalanır. Sezon sonunda Fatih Hoca ile yollar ayrılamayabilir. Hazır ligde işler iyi gitmiyor ve ümit vermiyorken bu değişikliği yapma zamanıdır diye düşünülmüş olabilir. Ancak yine de mantıklı değil. Sezon sonunda sen Schmidt'le, Roger Schmidt'le anlaşmayı planlıyorsan sezon sonunu beklersin. Evet. Bir başkan olarak, Galatasaray başkanı olarak kendisini de bu kadar sıkıntıya sokan bir süreci yaşamamış olur. Öyle değil mi? Bana da çok mantıklı gelmiyor doğrusu. Hem bu boyutu, Galatasaray boyutu, hem de PSV ile başarılı, kontratı bitse dahi herhalde devam etmek isterler. Ligde Ajax gibi bir enigmayı şu anda şeyde bıraktı. Bir blok artık dedirtti yani bana. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Yok, benim de çok aklıma yatmadı. Bu söylentileri duydum. Evet, konuşuluyor bunlar ama benim de çok aklıma yatmadı. Pekala, son olarak hızlıca Uğur Bey'in bahsettiği Domenec Torrent'in kariyerinden bir sayfamız var, grafik. Onu da bir kez daha getirelim hızlıca ekranlarınıza ve bu bölümü kapatalım. Ondan sonra istatistiklere geçeceğiz. Flamengo döneminin, herkes aynı şeyden bahsediyor zaten. Az önce İngiliz gazeteciden de okuduk. Uğur Meleke de aynı şeyi söyledi. Flamengo dönemi daha farklı bir dönem. New York City'de tek başına teknik direktörlük yaparken 60 maçta %48.3 galibiyet oranı ve maç başına da 1.68 puan ortalaması yakaladı. Elbette New York City, yani Amerikan Futbol Ligi, bizim ligimizle örtüşen, futbol olarak da, anlayış olarak da, iklim olarak da bir lig değil. Değil. Burada hocayı daha çetin, daha mücadeleci bir lig bekliyor. Daha hani fiziksel. Daha fiziksel. Doğrudan bir şey olması anlamında değil, bilgi, referans oluşturması anlamında değil. Sadece teknik direktör olarak, birinci adam olarak yaptığı işleri, dönemi ekranlarınıza getirmek istedik. Uğur Bey, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çünkü araya gideceğim, ardından da malumunuz değerli izleyenler. Bugün günlerden çarşamba. İkinci yarının ilk haftasını Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktık. İstatistik günümüz bugün, istatistiklere geçeceğiz ama öncesinde kısa bir ara vereceğiz. İstatistikler demiştik değerli izleyenler. Hemen ilk sayfamız gelsin ekranlarınıza. 20. haftada en çok mesafe kat eden takımlar. Kasımpaşa 121.4 ile birinci sırada, 121.4 kilometreyle birinci sırada. Dört büyüklere baktığımızda Fenerbahçe 114.6 koşmuş, Galatasaray 110.7, Beşiktaş 109.9, Trabzonspor ise 108.2 koşmuş. Fenerbahçe 6. sırada en çok koşan takımlar listesinde, Galatasaray 14. Beşiktaş 15. ve Trabzonspor ise 17. Sprint mesafesi ayrı olarak Kasımpaşa'nın ne kadar yüksekmiş? Kasımpaşa'nın hep yüksek çıkıyor. Hem kat ettiği mesafe hem sprint mesafesi. Yani fiziksel olarak. Mesafeyi evet de sprinte ilk defa şey ettim. Dikkatimi çekti. 3 haftada 7 puan aldılar, bu fiziksel oyunun karşılığında alıyorlar. Hatay gibi zorlu bir rakibi de geçtiler 6 aydan sonra. Bir oyun anlamında çıkışları söz konusuydu. Onu puan tablosuna yansıtmaya başladılar yavaş yavaş. Fenerbahçe hep aşağı yukarı 114-115 seviyesinde götürüyor sezonu. Öyle götürmeye devam ediyor. Çok büyük bir değişiklik yok. Sprint mesafesi de aslında şuna bir işaret ediyor mu? Galatasaray'ın mesela ve Trabzonspor'un da çok düşükmüş. Kıyas yapıldığında diğerlerine oranla. 1309 metre Galatasaray'da, 1228 metre Trabzonspor'da. Bu oyuna ilişkin bir şey ifade ediyor mu? Yani koşuyor ama ne kadar koşuyor ya da ne kadar verimli koşuyor? Bu konuda bir ipucu verir mi, yoksa o ayrıntılı bir şeyimiz vardı ya, istatistiğimiz vardı ya, ona mı bakmak lazım? Ne kadarı koşu, ne kadarı yürüme vesaire. Evet, sprint belli bir hızın üzeri ya. Sprinter çok... oyuncu, bir iki tane sprinter oyuncu olması evet dengeyi çok değiştirebiliyor. Bize çok bir şey söyler mi? Mesela Galatasaray'da bu hafta Kerem yoktu. Belki Kerem olsaydı sprint mesafesi böyle kalmazdı. Dolayısıyla bunu aklımızda tutalım. Bir de Kerem'li bir maçta bakalım. Galatasaray'ın sprint mesafesi yine böyle mi olacak? Trabzonspor'da da sprinter mesela Gervinho vardı, sakatlandı. Yusuf Sarı'yı gönderdiler. Kanat oyuncuları çok sprinter tipli değil şu anda. Etkilemiş olabilir. Beşiktaş'ın kanatlarında kim oynadı? Güven belki o şeyi arttıran oyunculardan biri miydi acaba? Umut diğer tarafta değil. Beşiktaş da bu hafta kanatsız gibi oynadı. Kanatsız çift santifor arkasında Emirhan gibi oynadı aslına bakarsan. Ama yüksek çıkmış. Acaba beklerin mesafesi. De... Tabii beklerin de koşuları şüphesiz ki sprint hissesine yansımıştır. Muhtemelen mümkündür. O. Aklıma mümkün. O geldi. Yani. Evet. Rozier ve Umut beşli kanat bekleri olarak oynadılar. Sonradan Rıdvan da girdi. Onların sprintleri olabilir bu istatistiği yükselten. Peki oyuncu bazında değerli izleyenler, en çok mesafe kat eden oyuncular. Burada Demir Grup Sivas Spor'dan Hakan Aslan birinci sırada. 12.8 kilometre koşmuş. 99 dakikalık oyun içerisinde. Sonrasında Dylan St. Louis var. 12.6 Atakaş Hatayspor'dan. Karagümrük'ten Vavakars Fatih Karagümrük'ten Lucas Bili'ye son ilk yarının son bölümlerinden itibaren bu listede yer almaya başladı. Şeyle beraber, Volkan Hoca ile beraber herhalde değişen oyunun bir ifadesi herhalde. Lucas Bili'ye en çok mesafe kat eden oyuncular. Bu 3. ya da 4. olması lazım. Bili'yi bu listede gördük. 3. herhalde. Doğru. Ahmet Engin haftanın en çok koşan takımından bir temsilci ve Marek Hamşik yine 34 yaşında ve burada. Aynen öyle. 34 yaşındaki Hamşik, 36 yaşındaki Bili'ye Süper evet. Lig'in en çok koşan 5 oyuncusu içindeler yine. Ahmet Engin Almanya alt liglerinden gelmiş bir oyuncu Kasımpaşa'ya. Son dönemde oynamaya başladı. 3. kez ilk 11'de başladı ve enerji anlamında evet takım arkadaşların öne çıkmış. Ahmet Engin de belki bundan sonra daha sık burada görebiliriz. Hatayspor'da ön alan oyuncularında bir istikrarsızlık. Son dönemde Hatayspor'un düşüşünde başrol oynamıştı. Dylan St. Louis'de formayı kaptı. O da sprinter bir oyuncu. Ön alan oyuncusu. Onun da buraya girişi sürpriz, ilk defa görüyoruz galiba onu. Zirvede o da enteresan evet. Bir ilk 5 parçası olmuş. Çok alışık değiliz onu burada görmeye. Sivasspor bu hafta Konya geride bıraktığımız hafta Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Orada İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un maç sonundaki açıklaması ilginçti. Maç sonundaki maçla alakalı değerlendirmeleri ilginçti. Nasıl bir oyun tercihi yapacaklarıyla alakalı olarak. Şimdi şeyi görünce, Hakan'ı görünce, Hakan Aslan'ı, hocanın açıklamaları geldi aklıma. Diyor ki İlhan Palut, daha fazla hücumcuyla hücum etmek değil. Hücum etmek 10 kişiyle, 5 kişiyle, 7 neyse işte. Daha fazla sayıyı arttırmak değil. Mesele bütün olarak bu işi yapabilmekte. Diye net bir şekilde yine felsefesini ve oynatmaya çalıştığı oyunu ifade etmiş hocanın, İlhan Palut hocanın. Ki yapıyorlar bunu genel olarak. Sivas Spor maçı özelinde söylemiyorum. Yenildiler belki ama genel olarak bekleri Skubic ve Gilerme. Orada biraz kontrolü kaybettik anlamında söylüyor. Çok fazla şey koyduk hücuma, sayı olarak artma ve üst üste pozisyon yakalayabilme anlamında orada biraz arttırdık ama diyor bir muhabir arkadaşımız soru soruyor. Hani neredeyse stoperi de diyor çıkarıp şey alacaktınız diyor. Onun üzerine anlatıyor İlhan Hoca. Onu yapıyorlar gerçekten, evet. Skubic ve Gilerme ligin belki en çok hücum katkısı yapan bekleri. Pas oyununu dengeli. Abdülkerim de golcü ama tabii denge önemli. Demek ki orada herhalde İlhan Hoca dengenin kaybedildiğini mi altın çizdi? Biraz öyle yani bu maç için, ama diyor bunu ne kadar ileriye götürebilirsin? Bizim asıl oyunumuz başka diyor. Savunma diyorum pas oyunu ve dengeli hücum. Alan, oyun şeyin her yerinde. Sahanın her yerinde. Sivas Spor topa sahip olma oyunu oynayan takımlara bu sezon çok güçlük çıkardı. Çünkü %38 Konya karşı topa sahip olmaları. Yani %40'lar civarında, 30'lar civarında topa sahip oluyorlar. Çok doğru blok halinde duruyorlar. Kolay kolay boşluk vermiyorlar ve kazandıkları toplarla da çok süratli çıkabilen bir takım. Pedro Henrique ile, oynadığı zaman Gradel'le, şu an yok. Şu an oynayan Erdoğan'la süratle çıkabilen bir takım. Konya'nın da zorlanacağı ortadaydı. Galatasaray'da aynı şekilde çok zorlandı. Beşiktaş'ta zorlandı. Sivas'a karşı. Konya'nın da zorlanacağı doğal, çünkü Konya gerçekten bir büyük takım futbolu oynuyor. Sivas'ta faturayı kesti. Topla oynama süreleri ve faul sayıları. Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir karşılaşması. Geride bıraktığımız 20. haftada topun en çok oyunda kaldığı, süre olarak en çok oyunda kaldığı karşılaşma oldu. Tam 61 dakika 32 saniye ile bu maçta 23 faul yapıldı ki haftanın en az faul yapılan ikinci maçı. Peki birinci maç hangisi? Gördüğünüz gibi 21 faul ile Trabzonspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sadece 21 faul yapılmış. Bu maçta topun oyunda kalma süresi ise 57 dakika 16 saniye. En az hangi maçta kaldı diye soracak olursanız en altta gördüğünüz gibi Göztepe, Fraportav, Antalyaspor karşılaşması 48 dakika 50 saniye. En çok hangi maçta faul yapılmış? Çaykurrizespor Beşiktaş 33 faul. Evet. Alanyaspor bir Farioli takımı. Evet, Farioli rahatsızdı. Kenarda bulunamadı. Yardımcısı bulundu. Başakşehir'de bir Emre Belözoğlu takımı. Tek direktörlerin felsefeleri ne kadar doğrudan yansımış değil mi? Doğru. Topun oyunda kalma süresine ve faul yüzdesinin düşüklüğüne. Yani aslında her şeyi tek direktörler değiştirebilir. Bu ülkede futbolun kaderini tek direktörler değiştirebilir. Yani oynamak isterseniz, ayakta kalırsanız, Alanyaspor'un Başakşehir'in yaptığı gibi topta 61 dakika oyunda kalabilir ve daha keyifli, daha eğlenceli bir maç çıkabilir. Bu bunun net ispatı. Bir sonraki sayfamız rakip ceza sahasında, ceza sahası dışından en çok gol yiyen takımlar. Bu sevgili Tolga kümülatif mi yoksa tabii toplam sezonluk, evet, şu ana kadar. Kasımpaşa burada birinci sırada 9 golle. Şöyle bakıyorum, Fenerbahçe ve Galatasaray, Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor 5'er gol yemiş ceza sahası dışından. Fraportav Antalyaspor ise 6. Yani en çarpıcı rakam zaten birinci sırada 9 gol. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 5'er gol yemesi dikkat çekici değil mi? Ki bu haftada evet, böyle handikaplar yaşadılar. Tolga da o yüzden bu dikkatini çekmiş. Fenerbahçe Galatasaray'ın sezon başından beri ceza alanı dışına çok fazla gol yiyor olması gerçekten de Kasımpaşa ve Antalya'nın ardına üçüncülüğü paylaşıyorlar. Bir sonraki sayfamız dostlar var mı? Ha, rakip ceza sahasında en çok topla buluşan oyuncular. 18 kez 20. hafta tabii bu sadece. Beşiktaş 43 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuştu Çaykur Rizespor deplasmanında. Michy Batshuayi 18 kez rakip ceza sahasında topla buluştu ve gole çevirme oranı 1. Şimdi Beşiktaş'ın bu hafta farklı bir oyun anlayışı vardı. Çift santrfor. 3-5-2 diyebilirsin. 3-4-1-2 diyebilirsin Beşiktaş'ın dizilişine. Çift santrfor Batshuayi, Güven. Arkasında Emirhan. Bu da ön tarafta verimliliği ciddi biçimde artırdı. Daha önce Batshuayi ile Güven'in Kayserispor maçındaki ikili uyumları zaten dikkat çekmişti. Orada son 20 dakikada birbirlerine yaptıkları asistlerle skoru bir anda 2-1'den 4-2'ye getirmişlerdi. O Batshuayi Güven uyumuna Emirhan da katıldı. Üçlü bir uyum sergilediler ve Batshuayi 18, Emirhan 9, zaten ikisi de ilk 5'e girmiş. Rakip cezanın topla buluşmaları. Bazen bir takım bu istatistiği yakalayamıyor. Koca takımın yakalayamadığı istatistiği Batshuayi tek başına bir sporcu olarak yakalamış. 18 rakip cezanın topla buluşmaları. Müthiş bir sayı. Tabi bunda Emirhan ve Güven'in çok rolü var. Batshuayi'yi bu kadar çok topla buluşturmalarında. O yüzden Önder Karaveli'nin bir şey yakaladığını düşünüyorum. Yani bu yakaladığı şeyden vazgeçmemesinde fayda var. Emirhan, Güven, Batshuayi uyumunda. Vakayeme Trabzon'da her şeyi değiştiriyor. Gelişiyle beraber 3 maçtır yoktu. Gelişiyle beraber Trabzon'un yine tonu değişti. Trabzon'un müziği değişti. Trabzon'un yine ritmi değişti. Yine her şeyi değiştirdi. Cezalı içinde de dışında da buluşsa zaten fark etmiyor. Yani kaleye 30 metre 40 metre mesafede buluşsa tehlikeli. Adamın ayağına değen her top sanat eserine dönüşüyor. Zaten öyle de golü attırdı Cornelius'a. İrfan Can enteresan, 60 dakika oyunda kaldı sadece. Tam oraya gelmişken şunu soralım. İrfan Can en son maçta ne oynadı? Mevki olarak, oyun olarak, taktik olarak ne oynadı? Sağ açık. 9 kez ceza sahasında, rakip ceza sahasında topla buluşmuş. İrfan'ı bir türlü nerede oynayacağımı bulunamıyor Uğur Bey, yoksa bir türlü rolü mü netleşmedi? İrfan'ın aslında nasıl bir role sahip olduğunu geride bıraktığımız yıllarda hepimiz gördük. Ne dersiniz? Niye? 4-3-3 oynadılar ya da 4-3-2-1 ya da de diyebilirsin. Olmuyor mu bilmiyorum ki neden. Üçlü orta saha, Sosa, Zayt, Mert. Onun önünde bir üçlü. İrfan sağ, Pelkas sol, santrfor Valencia oynadılar. Şey mi yetmiyor acaba? Kondisyonu mu yetmiyor? Yo, aslında İrfan iyiydi. İrfan'ın çıkışı tamamen tribün protestosundan Fenerbahçe teknik ekibinin etkilenmesi bana sorarsan. İrfan iyi oynadı. Hatta o dakikaya kadar sahanın en iyisiydi. Bir tane kötü orta yaptı. 54-55. dakikada böyle yükseğe vurdu. Dün gösterdik. Orada bir tribün protestoları yükseldi. Sonra ufak ufak böyle saman alevi gibi İrfan topla buluştuğunda ıslıklar vardı ama çok değildi bence. Hemen aynı Malatya maçında olduğu gibi İrfan oyundan çıkarttı Fenerbahçe teknik ekibi. Bence yanlış bir karardı. İrfan gayet iyi oynuyordu. İrfan çıktıktan sonra zaten Fenerbahçe'nin oyunu tamamen düştü. İrfansız ki 60 dakikada 9 kez rakip ceza alanında buluşmuş. Demek ki maçı tamamlasa 13-14'e çıkarabilirmiş bu sayıyı. O istatistiği korusa. Çünkü 60 dakikada 9 kez buluşuyorsan yaklaşık 7 dakikada bir kez ortalama buluşuyorsun demektir. 90 artılara gitti maç. 13-14 kez buluşacak. Batshuayi'nin arkasında ikinci sırada olacak demek ki ve belki de iş de yapacaktı. Gol ya da asist de üretecekti. İrfan'ın çıkarılması net bir hata. O zaman bir de şunu soralım. Belki bağlantılı bulursunuz. Luis Gustavo yok. Kaç maçtır? İrfan Can, Mesut Özil gibi verim alamadığını düşünüyorum. Daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum İrfan Can'ın Fenerbahçe'de. Acaba Gustavo'lu bir formül düşünülebilir mi? Mesutlu, İrfanlı düşünülebilir. Bir orta saha kurgusu olabilir içerisinde. Ama bu oyunculardan, İrfan'dan, Mesut'tan, Sosa'dan, Mert'ten, Pelkas'tan, hatta Valencia'dan hemen hemen hiçbirinden şu an Fenerbahçe verim alamıyor değil mi? Dolayısıyla sorunu sadece taktiksel değil bence. Yani Fenerbahçe'de bir yönetsel boşluk var. Yönetsel boşluk derken yönetim kurulunu kastetmiyorum. Teknik yönetimi kastediyorum. Kenar yönetimini. Yönetsel boşluk var. Çok kolay kırılıyorlar. Mesela 45 dakika Fenerbahçe daha organizeydi. 46. dakikada durum 2-1 oldu. 2-1 olunca fiş mi çekildi? Ne oldu yani? Dünyada 2-1 geriye düşen ilk takım sen misin? Elbette 46. değil, dakikada? 4-1 bile geriye düşebilirsin. Sen büyük takımsın. O maçı 4-2'ye 4-3'e getirmeye çalışacaksın. Bir anda kırıldılar. Dolayısıyla İrfan'dan verim alınamaması, Mesut'tan, Mert'ten, Belkas'tan, Valencia'dan, Sosa'dan verim alınamaması. Birey değerlendiremiyorum. Bence bütüncül bir sorun var. Fenerbahçe şu anda tek direktörsüz. Beşiktaş, Sergen Hoca sonrası Önder Karaveli'yle çözdü bunu. Çünkü Önder Karaveli'nin böyle bir ruhu varmış. Böyle bir hazırlığı varmış. Böyle bir taktiksel organizasyon varmış kafasında, şema varmış, uyguladı. Zor durumda pansuman yapıp tedavi etmeyi başardı. Başardı. Öndermiş. Hazırmış yani buna. Evet. Zaten bekliyormuş adeta. Camı kırdı Beşiktaş. Tehlike anında camı kırın ve oradan Önder Karaveri'yi alın. Tehlike çekicini çıkardı, çözdü. Fenerbahçe camı kırdın, boş. Olmadı. Evet. Orada bir tehlike çekici yokmuş. Şu anda Fenerbahçe'nin maalesef, tırnak içinde söylüyorum, özür dileyerek başı boş. İrfan Can özelinde değil, bütün takım özelinde sanki o zaman öyle bakmak lazım. Peki. Emirhan İlhan'la alakalı olarak 9 kez o da rakip ceza sahasının topla buluşmuş ki az önce Batu Şua'yı anlatırken zaten değerlendirdiniz. Emirhan'ın son olarak da Halil Dervişoğlu. O da enteresan. Galatasaray oyununda 30. dakikadan itibaren çift santrfor oynadı Galatasaray. Dizilişi değiştirdi. Emre Kılıncı sola gönderdi. Halil'in yanına önce Babel'i ekledi. Ondan sonra Oğulcan'ı ekledi. Çift santrfor oynattı son 60 dakikayı Fatih Terim. Çift santrforda Halil'in daha verimli olduğunu düşünüyorum ben. Tek santrfordan ziyade. Zaten Asay'ın sezon başından beri daha fazla çift santrfor oynaması gerektiğini düşünüyorum. Halil ziyadesiyle topla buluştu. Tehlikeli bölgelerde de zaman zaman buluştu. Ama acayip bir özgüven kaybı var Halil'de de. Dediğim gibi Galatasaray'da bu bireysel düşüşler enteresan. Çok fazla bireysel düşüş var. O eski böyle başı dik, kaçırdığı golden sonra dönüp yürüyüp giden ve bir sonraki pozisyona hemen konsantre olabilen, maçın içinde kalan Halil'i göremiyorum. Halil etkileniyor. Olumsuz gelişmeler, olumsuz gidişattan etkileniyor. Bir Galatasaray'da bir hava değişimi, soyunma odasında sanki böyle %78 azot, %21 oksijen yok. Oksijen %5'e düşmüş, azot %90'a sıçramış gibi. Hani sanki böyle nefes alınması lazım. Bilmiyorum Fatih Terim sonrası bu değişir mi? Torrent doğru mudur? Onu bilmiyorum. Yaşayarak göreceğiz. Kendisini de bildiğini sanmıyorum. Zor yani bunun yanıtını şu an vermek ama bir değişim gerekiyor. Çünkü bu kadar çok bireysel düşüş doğal değil. Peki. Değerli izleyenler, bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından da Fanatik Gazetesi'yle ve Fenerbahçe ile devam edeceğiz efendim. Değerli izleyenler, Fanatik Gazetesi geliyor ekranlarınıza. Fenerbahçe'nin haline bak başlığımız. Geçici de olsa takımın teknik patronu olan Zeki Murat Göle, Adana Demirspor maçı öncesi takımı ısındırmaya çıktı. Oyuncu değişiklikleri için kulübede yaklaşık 10 dakika kararsızlık yaşandı. Mert Hakan futbolu bıraktı. Belhanda'ya saldırmaya çalıştı. Futbolcular sahada tel tel döküldü. Her takımdan maçtan önce futbolcuları ısındırmak için sahaya yardımcı antrenörler çıkar. Adana Demirspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de bir ilk yaşandı. Sarı lacivertlilerin teknik adamı konumundaki Zeki Murat Göle oyuncuları kendisi ısındırdı. 43 yaşındaki çalıştırıcının bu hareketi şaşkınlık yaratırken koskoca Fenerbahçe'de takımı ısındıracak başka bir antrenör mü kalmadı yorumlarının yapılmasına neden oldu, yazmış gazete. 2. Bu birinci maddeydi. 2. Kulübede büyük kararsızlık. Fenerbahçe Adana Demirspor karşısında 2-1 geriye düştükten sonra kulübede adeta kaos yaşandı. Zeki Murat Göle ve ekibi oyuna müdahale etmeye karar verdi. Mesut Özil ve Serdar Dursun girmek için hazırlanırken yaklaşık 10 dakika boyunca değişiklik yapılamadı. Teknik ekip kimlerin çıkacağına bir türlü karar veremedi. Sonunda dakikalar 60'ı gösterirken Pelkas ve İrfan Can bu ikilinin yerine kenara geldi. 3. madde tepki geldi. Taraftarın tepkisi geldi. İrfan çıktı. 4. madde Mert Hakan tepkisi. Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz haftalarda tribünlerin protestosuna maruz kalan oyunculardan biriydi. Mert Hakan gol attıktan sonra tribünlere yönelik sevinç yapan Belhanda'ya saldırmaya çalışarak takımını az kalsın 10 kişi bırakacaktı. Ve son olarak 5. madde herkes düşüşe geçti. Pereira üçlü oynattığı için Fenerbahçe kötü sonuçlar alıyor yorumları Portekizli'nin ayrılmasının ardından anlamını yitirdi. Bu cümle de doğru bir cümle olmamış. Üçlü haksızlık etmeyelim. Böyle yorumlar yapılıyordu. Üçlü oynattığı için Fenerbahçe sonuç alamıyordu. Yorumları yapılıyordu. Halbuki alakası yok diyor gazete. Zaten öyle değildi. Hiçbir zaman öyle değildi. En baştan beri üçlü savunmayla alakası olmadığını, birinci haftadan itibaren üçlü savunmanın gayet iyi işlediğini, sorunların üçlü savunmanın önünde başladığını defalarca burada konuşmuştuk. Onu hatırlatmak istedim. Herkes düşüşe geçti. Salih ve Kim bile aksamaya başladı, takımın en iyileri demiş gazete. Bağlantılı olarak sonra Jorge Jesus bir kez daha şeye girmiş. Burada da Slaven Bilic yok mesela. Hangi gazetedeyiz? Sabah gazetesi. Önce Jesus, sonra Löw. Fenerbahçe'de teknik direktör sorununu çözmek için Başkan Ali Koç Avrupa seyahatine çıkıyor. İlk hedef Portekizli Jorge Jesus. Ancak anlaşma sağlanamazsa rota Joachim Löw'e kırılacak. Son seçenekse Roger Schmidt. Roger Schmidt az önce şey değil miydi? Galatasaray'ın gündeminde de değil miydi? Evet, Fenerbahçe'de yazmıştır. İki reklam arasından sonra Fenerbahçe'ye yazıldığını gördük. Kim Min-jae gitmek istiyor. Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği stoper Kim Min-jae ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Güney Koreli gazeteci Jason Hansen Lee, 25 yaşındaki stoperin teknik direktör belirsizliği nedeniyle endişeli olduğunu yazdı. Kim'in kendisine teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüğü aktarıldı. Öyle yazmış, evet. Jason Lee. Diyor evet ki yani şu anda kendisine yardımcı olacak bir teknik direktör, bir hoca, bir koç yok orada. Dolayısıyla bir belirsizlik var. Kulüpte eğer Fenerbahçe bu belirsizliği çözemezse teklif gelmesi halinde ayrılması sürpriz olmaz yazmış Koreli gazeteci Jason Lee. Burada da yer bulmuş kendisini. İlk hedef Portekizli Jorge Jesus. Ancak anlaşma sağlanamazsa rota Löw'e kırılacak. Ben Joachim Löw olsam şimdi bu başlığı okuduğumda kırılırım. Vay demek önce ona gidiyorsunuz sonra bana gidiyorsunuz. Bir kırılırım yani, değil mi? Bir... Son sene Roger Schmidt mesela bu haberi gördüğünde yıkılmıştır. Ya önce Jorge Jesus, sonra Joachim Löw, en son üçüncü seçenek ben miyim diye. Hayır, bir de PSV Eindhoven'u çalıştırıyorsun. Hollanda Ligi'nde lidersin. Türkiye'de hakkında böyle bir haber yapılıyor. Biraz daha dengeli tabii olmak aslında lazım. Aslında bir önceki haberdeki Fanatik gazetesiydi değil mi? O 5 maddelik analiz evet, bence etkileyiciydi. Mesela orada maç öncesi takımı ısındırmak için Zeki Murat Göle'nin çıkması, evet. Başka bir yöntem hayata geçirilebilirdi. Zeki Murat Göle değil de ekibinden bir antrenör takımı ısındırabilirdi. Evet, Mert Hakan'ın bence peki, de. Peki, çok özür dilerim. Zeki Murat Göle ilk defa çıkıyor değil mi? Hoca göreve geldiğinden beri daha önce dikkat ettiniz mi hiç sahaya ısındırmaya çıktı mı? İlk defa çıkıyorsa acaba bir mesaj vermek için mi yaptı bunu? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Mert Hakan'ın sağ kenarında gol sevincinde Belanda'ya saldırmaya çalışması. Evet, evet. Bir disiplin zafiyeti. Oradaki maddeler evet bence de etkileyiciydi. Oyuncu değişiklikleri, tamam Pelkas çok etkisizdi. Onun çıkışı doğal. Ama İrfan büyük ihtimalle protestoya etkilenilerek çıkartıldı. Bence o da iyi oynarken yani doğru bir teknik karar değildi. Ve protestoya etkilenerek çıkartıldıysa yine doğru bir hamle sayılmaz. Oradaki analiz evet gerçekçi bir analiz. Yaşananları göstermiş. Evet. Yaşananları gerçekten iyi ifade eden bir analiz. Fenerbahçe kulübesinde hani bir kararlar alınıyor gibi görünüyor ama bir karar alınamıyor sanki. Gerçekten orada boşluk söz konusu. Yani bir illüzyon var gibi orada. Önder Karaveli'nin yarattığı etkiyi Fenerbahçe'nin teknik gibi gerçekten yaratamadı. Pereira sonrası o geçişi çok başarıyla üstlenemedi. Demin söylediğiniz çok doğru. Hiç bunu konuşmamıştık daha önce. İlk defa söylediğiniz galiba, en azından bizim programda. Önder Hoca hazırmış değil mi? Hazırmış evet. Ya sanki hazırmış. Bugünkü nokta itibariyle söylüyoruz onu. Neyse. Şeyde kaçıncı maddeydi? Uğur Beyciğim bir önceki sayfada. Allah sayfayı kaybettim. Kulübede büyük kararsızlık, ikinci madde. Oyuncu evet, değişiklikleri. 10 dakika beklendi diyor. İrfan'la şey çıktı ondan sonra. Protestolar. Şimdi öyle bir kurgu var ki burada sanki İrfan'ın ıslıklanması neredeyse değişikliğin yapılmasına sebebiyet verdi gibi. Akıl okuma elbette böyle bir şey yazmıyor ama aklına geliyor insanın. Doğru. Yani orta sahadan kalındı, birini çıkarabilirsin. 3 orta saha var. Zayt's, Sosa ve Mert. Ki zaten Zayt's'ın da çok büyük fonksiyonu yoktu orada. Sosa da iyi oynamıyordu. Hani ufak bir formasyon değiştirebilirsin. 4-3 değil de 4-2-3-1'e dönebilirsin. İrfan'ı da sahada tutup Mesut'u sokarak çift santifor yapabilirsin. 4-4-2'ye dönerek. Hani onu yapmak yerine İrfan'ın çıkarılması bence de aklıma yani Fenerbahçe'lik durum yanılmıyorsam Molière son tiyatro oyununda hasta bir adamı oynuyor. Ama bir yandan da hasta sahnede yere düşüyor ve kan kusuyor. Seyirci de bunu oyunun bir parçası olduğunu zannediyor. Çığlıklar, alkışlar içinde oyunu oynuyor Molière ama gerçekten hasta, verem hastası ve sonra da hayatını kaybediyor. Yani Fenerbahçe'de öyle bir durum oluştu gibi değil mi? Yani İrfan Can'ın çıkarken yüz ifadesini dün verdik mesela. bir gerçeklik olarak izliyoruz. Ama esasında Fenerbahçe'de gerçekten problemler var yani. Oyuncu değişiklikleri gerçekten sağlıklı bir şekilde yapılamıyor. Gerçekten teknik ekip karar veremiyor ve biz bunu bir tek direktör performansı olarak izliyoruz. Halbuki orada bir başka türlü bir şey var. Bir eksiklik var. Tek direktör yok gibi. Kenar yönetimi yok gibi. Peki. Gerçekten o zaman hasta. Birinci maddeye tekrar bakın. Zeki Murat Göle'den bir ilk takımı ısındırmaya çıkardı diyor. Acaba demin dedim ya hoca bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Yani ben istediğimi yapamıyorum. Benim konumlanmam aslında burası mı demek istiyor? Acaba öyle mi? Ya da çok o sorumluluk bende değil. Benim yerim burası mı? Bunu mu acaba? Diyorum ya niyet okumaya giriyor yine ama acaba mı diye de. Çünkü normal bir şey değil. Eğer ilk defa yapıyorsa gazetede söylendiği gibi ben açıkçası dikkat etmedim. Hiç aklıma gelmedi çünkü bir teknik direktörün böyle bir şey yapacağı. Doğrusu gazete dikkat etmiş. Normal bir şey, sürecin normal akışı değil. Evet. Yani tam bu sefer de böyle, normal değil yani gidişat. Bu sefer de böyle olsun falan mı dedi bilmiyorum ama sanki hoca acaba bir şey verme derdinde mi? Yani bu bütün sorumluluk, bazı sıkıntılar var evet ama işte sorumluluk da bende değil. Hepsi bende değil, benden bilmeyin. Bilemedim. Ama evet yani 5 tane bu maç için, Adana Demirspor maçı için 5 tane büyük sıkıntıdan bahsedilebilir gerçekten. Bir sonraki var mı eklemek istediğiniz bir şey? Hürriyete geçeceğim. Şunu eklemek istedim. Maçla alakalı olarak mı? Yok, müsabakayla alakalı olarak değil. Fenerbahçe'de çok soyunma odası güçlü figürlerden oluşuyor. Çok fazla güçlü figür var. Kimdi bir tek direktör görevden ayrılırken geçtiğimiz sezon bu takım antrene edilebilir bir takım değil demişti. Bu soyunma odası yönetilebilir bir soyunma odası değil demişti. Onu anımsamaya çalıştım. Fenerbahçe kesinlikle lider karakterle, Fenerbahçe kesinlikle herkese eşit davranmayı becerebilecek. Egoları gerçekten idare edebilecek. Egoları idare edebilecek, aynen öyle. Soyunma odasında herkesi eşit hissettirebilecek. Formayı hak edene verdiği hissiyatını oyuncuların tamamına geçirebilecek bir tek direktör lazım. Fenerbahçe şu anda antren edilmesi zor bir oyuncu grubu. Çok güçlü egolar var. Dün Paris Saint-Germain Zidane örneğini konuşmuştuk ya. Paris Saint-Germain niye Zidane'ı gündemine alıyor? Şu an Pochettino gibi çok değerli bir tek direktörü varken niye Pochettino'nun sezon sonu ayrılması ve Zidane'ın gelmesi gündeme geliyor? Çünkü Paris Saint-Germain'in çok fazla star egosu var. Teknik taktik olarak harika bir hoca olması yetmiyor Pochettino'nun. Bu egoları yönetebilecek başka türlü bir tek direktör profiline ihtiyaç duyduklarını düşünüyorlar. Mesela işte 2000'lerin başındaki galaktik Real Madrid takımı, o Ronaldo'lu, Roberto Carlos'lu, David Beckham'lı, Figo'lu, Raul'lu o takımı Del Bosque çok iyi idare etmişti. Ego idaresini, insan yönetimini çok iyi yapmıştı. Zidane'ın da öyle olduğunu düşünüyorlar. Bunu becerebildiğini düşünüyorlar. O yüzden Zidane'ı gündemlerine alıyorlar. Fenerbahçe'nin de hani kendi Zidane'la bulması lazım gibi gözüküyor. Öyle bir tek direktör gerekiyor ki aday tek direktörler Jorge Jesus bunu yapabilecek birisi. Bilic de bunu yapabilecek birisi bana sorarsa. Hürriyet gazetesi. Limit Ligi'nde lider Fenerbahçe. Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig'de ikinci transfer dönemi için harcama limitlerini açıkladı. Son iki dönemin lideri Galatasaray zirveyi ezeli rakibine bıraktı. Lisans kurulu sarı lacivertlilere %25 sapma ile birlikte transfer için 667.775.177 Türk Lirası yani yaklaşık 42,5 milyon euro harcama hakkı verdi. Galatasaray ise 662 milyon lirayla ikinci sırada, Beşiktaş 3. Trabzonspor 4. sırada yer alıyor. Sezonun flash ekibi Konyaspor, İttifak Holding Konyaspor ise en az limit alan ikinci takım oldu. Burada listeyi görebiliyor muyuz? Ha, görünüyormuş. Yani izleyicilerimize de biraz küçük olmuş gerçi ama. 667.7 milyon lira sapma oranı ile birlikte 662 milyon lira Galatasaray, 552.3 milyon lira Beşiktaş, 387 milyon lira Trabzonspor ile ilk dördü oluşturuyor. 305 hangi takım? 305.2 Çaykur Rizespor, Uğur Bey. 305.2 sapma ile beraber bir harcama yapma imkanı var. O da Trabzonspor'un arkasında yer alıyor. Konyaspor'u şuradan bulamadım. Listede 123. Buldum. 123 evet. Konyaspor. Özgür Kablo Yeni Malatyaspor 117.7. Yukatel Kayserispor yine 123.6 küsurattan Konyaspor'un üstünde. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2. transfer ve tescil dönemi için 2021-22 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Ligde yer alan 20 kulüp belirlenen limitten %25 daha fazla harcama hakkına sahip olacak. Kulüplerin A takım futbolcularına ve teknik adamlarına verilen yıllık maaş ve primlerin toplamı ile transferlerden doğacak. Şurayı tekrar okuyayım. Kulüplerin A takım futbolcularına ve teknik adamlarına verilen yıllık maaş ve primlerin toplamı ile transferlerden doğacak diğer futbol kulüplerine ve menajerlere ödenecek giderlerin toplamı Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği rakamı geçemeyecek. Kulüplerin transfer tescil döneminin son gününe kadar harcama limitlerini arttırılması için itirazda bulunma hakları da saklı diye yazmış Hürriyet gazetesi. Transfer dönemi de, devre arası transfer dönemi de bugün itibariyle başlamış durumda. Bugün 12'si değil mi? Evet 12'si. Doğru. Teker teker yazmış takımları. Tabii şeye çevirdiğiniz zaman kur farkından çok ciddi bir azalma oluyor. Doğru. Bu da yerel finansal fair play. Şöyle düşünelim. Fenerbahçe'nin elbette hani birinci önceliği teknik direktördür ama daha önce de sormuştum bunu. Geçen gün bir yazı okudum, onu soracaktım size. Fenerbahçe'de sezon sonunda takımın baştan aşağı değişeceği yazılıyordu. Vallahi kimin de hatırlayamadım şimdi. Oysa ki biz sizin de burada yaptığımız projeksiyonlarda Fenerbahçe'nin öyle çok büyük değişiklik yapmasına, kadro kalitesi olarak çok büyük değişiklik yapmasına, baştan aşağıya yenilemesine gerek olmadığını konuşmuştuk, düşünmüştük. Böyle bir projeksiyon koymuştuk ortaya. Fikrinizde bir değişiklik oldu mu? Bir de Galatasaray'la beraber Fenerbahçe bu sezon en genç takım. Sahaya sürdüğü oyuncuların yaş ortalaması dakika bazlı alındığında ligin en genç iki takımı Galatasaray ve Fenerbahçe. Yani tüm oyuncuların yaş ortalamasını alarak hesaplanan bir şey değil bu. Dakika bazlı. Mesela işte 21 yaşında bir oyuncuya 1500 dakika verdiyseniz onu 1500'e çarpıyorsunuz. 35 yaşında bir oyuncuya 500 dakika verdiyseniz 500'e çarpıyorsunuz. Sonra dakikaya bölüyorsunuz. Bu ortalamalar alındığında Galatasaray, Fenerbahçe ligin yaş ortalaması en düşük iki takım. O yüzden de Fenerbahçe'nin ben de çok büyük radikal değişiklikler yapacağını zannetmiyorum. Fenerbahçe'nin iyi bir iskeleti var. İyi bir teknik direktöre ihtiyacı var. Limitlerde bu şekilde yansımış değerli izleyenler. Şimdi Uğur Bey, var mı eklemek istediğiniz Fenerbahçe ile alakalı olarak? Çünkü Beşiktaş'a geçeceğim. Fotomaç gazetesini getireceğiz efendim ekranlarınıza. Covid'i yendiler, sıra Antep'te. Karakartal'da iyileşen isimler takıma dönüyor. Koronavirüs nedeniyle Rize'de oynayamayan Atiba, Teşiyere, Larin, Kenan, Pjanic ve Gezzal Antep maçında sahada olacak. Hastalıklarını atlatan Can, Mehmet Topal ve Salih de kadroya katılacak. Vida'da sıkıntı yok. Sakatlandığı için Çaykur Rizespor maçının 63. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalıp yerini Serdar Saatçı'ya bırakan Vida'da korkulan olmadı. Hırvat stoperin çekilen MR'ında ciddi bir soruna rastlanmadı. Emirhan yine ilk 11 çıkabilir demiş. Bakayım. Teknik direktör Önder Karaveli'nin eksiklerin takıma katılmasıyla Gaziantep sınavında çıkaracağı kadro üzerinde çalıştığı kaydedildi. Siyah beyazlı hocanın oyuncuların performans durumuna göre küçük sürprizler yapabileceği belirtildi. Kim belirtmiş acaba? Küçük sürprizler yapabilir diye belirtilmiş. Peki ilk kez forma giydiği Rize maçında harika oynayan genç Emirhan'ın yine ilk 11'de başlayabileceği dile getiriliyor. Peki Uğur Bey, varsayalım ki Emirhan ilk 11'de başladı. Daha önce de sormuştum size, Gezal'ın da geri döndüğünü varsayacak olursak, as oyuncuların geri döndüğünü varsayacak olursak nasıl bir 11 çıkarır acaba? Küçük sürprizler demiyorum. Nasıl bir 11 çıkarır acaba? Sizce? Rizespor karşısında netice 2-2 gözükse de gerek gol beklentisi 4'e yakındı, gerek oyunu analiz ettiğiniz zaman rakip cezası topla buluşma 43'tü. Evet. Gol beklentisi 4'e yakındı. Beşiktaş galibiyet hak eden futbol oynadı doğrusu. 2 tane duran toptan, 2 tane büyük savunma hatasından golleri yememiş olsaydı, biraz becerikli olsaydı pekala maçı 3-0'a 4-1'e götürebilirdi. O yüzden çok oynayacağını düşünmüyorum taşlarla ben. Önder Karaveli'nin eksikler dönüyor, doğru. Dönebilir. Bu rekabeti artırabilir. Belki üçlü savunmadan vazgeçer. Klasik dörtlü savunmaya döner ama mesela ben ön tarafta Emirhan, Güven, Batu Şua'yı düzeninden vazgeçeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü denenmiş, başarılı olmuş bir düzen. neden devam ettirilmesin? Güveni ileriye atıp Batshuayi'yi belki yedeğe alıp o üçlü... Tek santrfora dönüş mü? Mümkün dener mi? Batshuayi evet çok fırsat kaçırdı doğru. Zaman zaman tercihlerinde realist bulmuyorum Batshuayi'nin. O konuda da haklısınız. Ama üçlünün uyumu da dikkat çekici. Belki 1.90 dakika daha bu üçlüye görmek isteyebilir, şans verebilir. Doğrusu tek direktörlerin bu tarz şeyler yakaladığında, bu tarz sihir sır yakaladığında biraz ısrar etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman gazetelerde de okuyoruz ama kendi aramızda spor, futbol sohbeti yaparken sıklıkla kullandığımız terimlerden bir tanesidir. Atıyorum X kişi işte takımın el freni diye zaman zaman söyleriz. Larin için böyle bir benzetme yapsak haksızlık etmiş olur mu? Mesela orada bir değişiklik beklemiyorum. Evet. Orada bir değişiklik beklemiyorum mesela. Ne dersiniz? Yanlış demiyorum, haksızlık olur mu? Haksızlık olmaz çünkü Larin'in iki tane büyük problemi var. Bir tanesi kontrat sezonu olduğu için belli ki kafası karışık. İkincisi de çok kolay top kaybı yapıyor. Topun değerini bilmiyor. Realist oynamıyor. Larin realist oynadığı zaman, Larin %100 sahada olduğu zaman çok önemli oyuncu. Onun bölgesinde tıkanıyor oyun. Çok önemli oyuncu. Hem pas oyunu hem hücum. Evet. Yani kalitesini sorgulamıyoruz. Son dönemden bahsediyoruz. Evet. Aynen öyle. Yeteneğini sorgulamıyoruz. Tabii, ama son dönem performanslarını bence iki detay önemli şekilde etkiledi. Biri çok fazla top kaybı yapıyor ve kaybettikçe daha çok kaybediyor. İkincisi de kontrat sezonu olduğu için belli ki kafası çok rahat değil. Ben de ön tarafta yani şu an Emirhan, Güven, Batshuayi grubunun bozulacağını, oraya Larin'in gireceğini çok tahmin etmiyorum. Şu an Karaveli'nin Rize maçında bulduğu bazı şeyler var. Onların üzerine bir yapı inşa edilebilir. Bulduğu en önemli şey de Emirhan'ın önünde Güven, Batshuayi üçgeninin iyi işlemesi. Gözleri parlayan. Gözlerinin parlaması, isimde. Telepati yakalamaları, iyi pas trafikleri, iyi pas serileri yakalamaları, birbirlerine alan yaratmaları, pozisyonlar üretmeleri. Neden bundan vazgeçesin ki? Bir şey yakalamışsın, bir sır yakalamışsın orada. O yüzden orayla çok oynayacağını tahmin etmiyorum. Ama üçlü savunmadan vazgeçebilir. Ona çok şaşırmam. Belki bir stoperden feragat edip orta sahaya bir ekstra oyuncu pekala koyabilir. Parası çok, golü yok. Sözcü gazetesi. Zirvenin uzağındaki Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı Michy Batshuayi. Chelsea'den 3.3 milyon euro maliyetle kiralanan Belçikalı santrafor 23 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırabildi. Bazen diyoruz ya takım kötü ya da takım üretemiyor. Golcü de o yüzden top almakta zorlanıyor vesaire. Ama Batshuayi'nin öyle bu öyle değil evet. Evet, durumu da çok fazla. Zaman zaman bazı maçlarda oldu evet ama sezon genelinde çok pozisyona girdiğini söylememiz lazım. Son maç 18 kez mi rakip ceza alanı topla buluşmuş? Müthiş bir sayı. 18 kez bir santrfor rakip ceza alanı topla buluşturuyorsanız işinizi iyi yapıyorsunuz. O yine Emirhan, Güven, Batshuayi üçlüsünün içinde bulunduğu bir anda ceza sahasında karşı karşıya kaldı ya. Evet. Üstten dışarıya vurdu. Üstten dışarı vurdu mesela, ben ona inanamadım. Evet. Özgüven eksikliği mi yoksa gerçekçi vurmadı mı? Karar veremedim orada. Kendisi izleyince ne hissetti acaba maçtan sonra? Alan ve de zaman bulmuştu. Düşünecek, şey karar verecek. Bir santrforun yani Batshuayi statüsünde, Batshuayi standartında bir santrforun topu oraya vurması gerçekten insan aklı almıyor. Şuradan bakalım şimdi. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Bugün günlerden çarşamba. Ben bir 11 tahmin eder misiniz diye sordum ama daha şey varmış. Vakit varmış. Karşılaşmaya. Beşiktaş çünkü üst üste 3 hafta yani maç haftası olarak 21, 22, 23'ü arka arkaya önümüzdeki evet. hafta içi mesaisi var. Cuma günü Beşiktaş Gaziantep'le karşı karşıya gelecek kendi evinde. Yarın daha belki net bir şey ortaya koyabiliriz. Zaten Umut sakatlandı. Herhalde Rıdvan girecektir. Muhtemelen. Bir stoperden feragat ederse mesela Wellington'dan feragat ederse orta sahaya Piyan için girme opsiyonu var. Onun dışında ben ön tarafta özellikle değişiklik beklemiyorum. Bence olmamalı. Keyifli de oldu değil mi orası? Tabii ön taraf şimdi ritim yakaladı. Niye bozasın ki? İyi tabii Çaykur Rizespor'un da Beşiktaş'ın oynamasına müsaade ettiğini kesin söylemek lazım. Etti. Yani Rize evet çok boşluk verdi, çok fırsat verdi, çok rahat oynattı ama Beşiktaş'ın da yakaladığı ritim dikkat çekici. O ritmi devam ettirmek istersin. Şimdi sırada Türkiye Gazetesi var. Değerli izleyenler, Türkiye Gazetesi'nin sizlere okuyacağımız başlığı Trabzon'un 5 hesabı. fırtına. Kritik süreci kayıpsız geçerse mutlu son yakın demiş gazete. Yönetim ve Abdullah Avcı maç gitmeyi düşünse de aralarında en yakın takipçisi Konyaspor'un da olduğu kısa fikstürü rahat geçerse eğer şampiyonluk için geri sayım başlayacak. İşte o maçlar. Peki hangi 5 tane, hangi süreç, hangi maçlar? 5 maçtan bahsediyor. Önce Sivasspor deplasmanı. Bu hafta sonu cumartesi günü Sivas deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ardından Giresun'u evinde ağırlayacak. Sonra Galatasaray deplasmanı var. Son hafta 23. Evet. Hafta, ondan sonra milli maç arası. Sonra Kasımpaşa ve Konya Spor. Bu 5 maçlık kritik dönemeci atlatırsa daha rahat bakacak. Şampiyonluk için geri sayım başlayacak demiş. Tabi kolay bir fikstür değil. Sivas deplasmanı zor, Galatasaray deplasmanı zor. Konyaspor'la dünyanın neresinde oynarsanız oynayın zor. Trabzonspor topa hakim olabilen ama zaman zaman olmak istemeyen ve olmayan bir takım. Sivasspor maçı, bu hafta sonu oynanacak maç, o açıdan ilginç bir karşılaşma olacak herhalde, değil mi? Herhalde Trabzon bu kez topa sahip olacak. O dominant oyunu oynamak durumunda kalacak ama Sivasspor da geçiş hücumlarını ve duran topları, galiba ligin duran top lideri Sivas. Duran toptan en fazla gol bulan takımı, etkili kullanabilen bir takım. O yüzden zor takım. Büyüklere her zaman güçlük çıkaran takım Sivas. Trabzon'da güçlük çıkarabilir şüphesiz ki. Peki hala şimdi saate baktım da ben vallahi devam ediyordum. Sevgili reji, var mı vakit? Konuşuyorsa bile ben duymuyorum dostlar. Birisi yardım etsin. Kapatayım mı, devam edeyim mi? Peki, bitirmişiz Uğur Bey, çok teşekkürler. Değerli izleyenler, süremizin sonuna geldik. Veda etme zamanı. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.